Merhabalar, bugün size tığ işi bayan yelek modeli yapımını göstereceğim. Çok güzel bir model. İstek üzerine yapıyorum bu modeli. Böyle göründüğü gibi. Ben lif ipi ile yaptım. Siz alize marka iple yaparsanız güzel olur. Şimdi nasıl yapıldığını size anlatayım. İlk önce 35 tane zincir çektim. Ben tekrardan size göstereceğim. 35 tane kadar zincir çektim. Sonra başına 3 defa sarıp 4 defa da çektim. İkili şekilde trabzan yaptım. 32 tane trabzan yaptım hanımlar. Modelin şimdi hemen model kurulmuyor. Arkadan da böyle başına dolamadan sık iğne yaparak gidiyoruz. Hani modelin hep tersinde böyle başına dolamadan sık iğne yapacağız. Siz de böyle yapın. Başlamak isterseniz böyle ben sonuna kadar getireyim. Evet hanımlar, tersine modelin tersinden sık iğne yaptım. Yani başına dolamadan bir sıra battım trabzanların üzerine. Şimdi ön düze geçtim. 1 2 3 4 5 6 tane zincir çektim. Başına 3 defa sarıyorum. Böyle ilk trabzanın zincirin tepesine değil, yani sık iğnenin ikincisine batıyorum ki modelim artmasın diye. 3 defa sardım, 4 defa da çektim. 3 defa sardım şimdi. Tekrardan trabzan yapıyorum. İkili şekilde 4 defa da çektim. 3 defa sardım. 3 4. yapıyorum. 1 ikili şekilde 3 ve 4 defa da çektim. Böyle burası yan kenarlar olacak onlar şöyle. Şimdi yine 3 defa sardım, modele başlıyorum onlar. 1 2 3 4 5. sık iğnenin üzerine trabzan yapıyorum böyle. 3 defa sarıp 4 defa da çektiğim trabzan yaptım. Tekrardan 3 defa sarıyorum. Aynı onun yanına. Tekrardan 4 defa da çektiğim trabzan yaptım. Böyle 4 tane trabzan yapacağım hanımlar. Böyle 3 oldu. 3 defa sardım. İkişerli şekilde 4 defa da çektim. Şimdi hanımlar 1 2 3 defa sardım. Buradan burayı boş bırakmıştım, hani yapmadan bırakmıştım. Buradan başlayıp sağdan sola doğru yine böyle ikili şekilde çektiğim trabzan yapacağım. Yine 3 defa sardım. 4 tane olacak, hani 5.'ye battığım için şimdi 4 tane. Model hep 4 tane trabzan üzerine kuruluyor. Dörtlü trabzan olacak yani. Böyle bu şekilde dört 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 gidecek şöyle. Böyle şimdi dördüncüye batıyorum onlar önden. Böyle bu şekilde oluştu. Böyle. Dört arkada, dört önde oldu. Böyle bu şekilde. Siz de yapın. Şimdi tekrardan başına 3 defa sarıyorum. Buradan sık iğnenin üzerinden 1, 2, 3, 4, 5.'ye yine 5.'ye atlayıp trabzan yapıyorum. 4 tane trabzan yapacağım yine. Biraz zor gibi geliyor ama yaptıkça çok zevkli bir model. 4 tane trabzan yaptım. Daha önce önden almıştım. Şimdi arkadan alacağım hanımlar. Şöyle şu şekilde oluşması için. Başına 3 defa sardım. Bu sefer modelin tersinden yine sağdan sola doğru böyle
İlk sık iğneden trabzan yapıyorum. 4 tane yapacağım. 3 defa sardım. Birinciyi yaptım. Şimdi ikinci trabzanımı yapıyorum. 3 defa sardım. Üçüncü trabzanı yapıyorum. 1, 2, 3 defa sardım. Ve dördüncü trabzanı yaptım hanımlar. Böyle bu şekilde geri böyle düzeltiyorum. Şimdi yine 3 defa sarıyorum. Hiç zinciri yok. 1, 2, 3, 4, 5. trabzanı. 5. sık iğnenin üzerine trabzan yapıyorum. Yine 4 tane yapacağım. İnşallah. Dördüncü trabzanı da yapıyorum. Yaptım. Şimdi önden alacağım hanımlar. Böyle önden. Şöyle şu şekilde. Arkadan öne doğru. İlmek alaraktan. Trabzan yapacağım. Üç defa sarıyorum. Böyle. İkinci sık iğnenin üzerine. Şimdi üçüncü trabzanı yapıyorum. Dördüncü trabzanı yaptım. Yapıyorum ve bitti. Böyle. İlk sıramız böyle oluşuyor hanımlar. Şimdi kenar öreceğim. Hemen normalde hani direkt devam etseydim 5.'ye yapacaktım. Şimdi direkt hemen dibine yapıyorum. Buraya yapıyorum. Üç defa sardım. Kenara 4 tane trabzan bıraktım ben. Böyle şimdi modelin tersini çeviriyorum hanımlar. Hepsine sık iğne yapacağım. Her bir trabzan tepesine başına dolamadan geçeceğim çünkü hani önde ters oluşmasın diye. Böyle her bir trabzan tepesine sık iğne yapıyorum. Atlamamaya dikkat edin. Böyle sık iğne yapıyorum tersten. Bütün tersler hepsinde terste böyle sık iğne yapacağız. Önde model koyacağız. Bayan yeleklerinde kullanabileceğiniz çok güzel bir model. Battaniye, bebek battaniyesi de olabilir. Farklı ve güzel bir model. Böyle sık iğne yapıyorum. Biraz hızlanayım. Yavaş yaptım galiba. En son kenardaki zincirin tepesine de batayım hani. Sonra 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane zincir çektim. Başına 3 defa sarıyorum. Böyle ilk sık iğneye batmıyorum. Hani onu zincir sayıyorum. İkinciye battım. 3 defa sardım. 4 tane kenar yapıyorum. Kenar taraftan. Şimdi hanımlar yine 5.'ye batacağım. 5. sık iğneye. 1, 2, 3, 4, 5. trabzan yapıyorum. 4 tane trabzan yapacağım. Üçüncüyü yaptım.
dördüncü. Böyle bu şekilde oldu. Şimdi arkadan alacağım onlar. Daha önce önden almıştım. Şimdi arkadan alacağım. 3 defa sardım. Arkadan böyle sağdan sola doğru bu şekilde batarak da o 4 tane boş bıraktığım sık iğneleri yapacağım. İpim hep dolaşıyor niyeyse ya. Kusura bakma. İki, üç. Üçüncü trabzanı yapıyorum. Üç sardım. Dördüncü trabzanı yapıyorum. Ve bitti böyle. Düzeltiyorum. Böyle bu şekilde. S şeklinde oluşuyor. Modelimiz. Tekrardan 3 defa sardım. Yine 1, 2, 3, 4, 5. sık iğnenin üzerine trabzan yapıyorum. Yavaş anlatıyorum, hani biraz karmaşık gibi duruyor ilk öğrenenler için, yeni yapanlar için. 1, 2, 3 sardım. 4. trabzanımı yapıyorum. Arkadan almıştım. Şimdi önden alacağım onları. Sardım. Böyle önden ilk sık iğnenin sağdan sola doğru ilk sık iğnenin tepesinden batıyorum. Trabzan yapıyorum daha doğrusu. 3 defa sardım. Dört tane sık iğne yapacağım. Dördüncüyü yapıyorum. Böyle. Bakın. Alışıyor modelimiz. Şimdi yine beşinciye batacağım. Bunu unutmayın. Hani arkadan ya da önden aldıktan sonra 1, 2, 3, 4, 5. sık iğnenin tepesine 4 tane trabzan yapacağım arka arkaya. Tepesinden başlayıp 5. tepesinden başlayıp 4 tane trabzan yapacağım. Böyle bu şekilde. Şimdi önden almıştım. Arkadan alacağım onları. Böyle bir şekilde. İkinci sık iğneye batıyorum. Üçüncüyü yapıyorum. Ve dördüncüyü yapıyorum. Böyle bu şekilde. Burada dörtlü yaptım. Bu modelde üçlü yaptım onlar. Şimdi kenarımızı yapıyorum. 4 tane. Böyle hemen dibinden karşıya geçmiyorum. Devam etseydim yine 5.'ye batacaktım onunla. Arkadan sık iğneyi siz de yapın. Tersinden, modelin tersinden. Hepsinin üzerine başına dolamadan
Batıyorum. Evet hanımlar, ben öne geçtim. 4 tane de kenar trabzanlarımı yaptım. 3 defa serdim. 1, 2, 3, 4, 5. trabzana yine batıyorum. Aynı devam ediyor. İki, üç, dört tane trabzan yaptıktan sonra beşinci batıp dört tane trabzan yaptıktan sonra daha önce arkadan almıştım, şimdi önden alacağım. Böyle. Bu tarafa doğru gitmesi gerekiyor. S şeklinde önden alıyoruz. Siz yaparsanız bilirsiniz zaten nereden alacağınızı. Böyle birkaç sıra yapınca. Şimdi ben söylediğim için belki kavrayamayabilirsiniz. Kendiniz yapıp benden sonra kendiniz yapın. Bir iki sıra. Dördüncü atıyorum. Dördüncü sık iğnenin üzerine. Bu şekilde. Geri kapanıyor böyle. Üç defa sardım. Bir, iki, üç, dört. Beşinci sık iğnenin üzerine. Trabzan yapıyorum. İkinciyi yaptım. 3 ve 4. Böyle bu şekilde alınlar. Önden almıştım. Şimdi arkadan alacağım. Böyle. Tersini çeviriyorum. Birinci yaptım, ikinci yapıyorum. İkinci trabzanı. Üç. Ve dördüncü yapıyorum. Bu şekilde devam ediyorum da. Yine böyle bir, iki, üç, dört, beşinciye atlayacağım. Arkadan almıştım. Önden alacağım bu sefer buradakini. Böyle önden alacağım. İnşallah anlatabildim, anladınız. Böyle bu şekilde devam ediyor. Arkadan da sık iğne. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Hani yapamadığınız yer olursa yorumlara yazın. Yapmamı istediğiniz model olursa da yazabilirsiniz. Ören Hanım, YouTube sayfama abone değilseniz abone olursanız sevinirim. İyi günler dilerim.